din açısından akıl gerçekleri bulmaya yeterli midir? Bu akıl meselesini daha evvelde arz etmiştim. Akli olma, menşe itibariyle felsefede izahını bulan, fakat mahsursuz yönleriyle dinde de aynı şekilde izah edilen akıl esasen şuurun ötesinde bir melekedir. Bilmenize lüzum var mı bunu? Şuur bir ilk histir. Şuur mürekkebi kavrama demek değildir. Türkçemizde yanlış olarak şuuru aklın ötesinde, fikrin ötesinde, terkipleri kavramanın ötesinde köklü bir manada kullanıldığını görüyoruz. Ve kuş dilini kullananlar da ona biliş demektedirler. Her ikisi de yanlıştır esasen. Şuurun manasını bilememenin, kitaba göre şuuru ele alamamanın ifadesidir. Şuur müfredin kavranışı demektir. Tek hadiseyi evveliyle, ahiriyle hesap etmeden, sadece kendi çerçevesi içinde kavramadan ibarettir. Şuurun bir dış alemden ihsaslar şeklinde bize gelişi vardır, bir de iç alemde ihtisas şeklinde zuhuru vardır. Gözümüzün görmesi, karşımızdan geçen sinema şeridi gibi kareler birbirini takip ederken, biz teker teker bu kareleri görüyoruz. Ve bunlar hakkında müfret malumata sahip oluyoruz. Meşhut, mahsus diyoruz buna. Bunlardan makul keyfiyete, yani akli keyfiyete gitmek için terkip yapmak lazımdır. Şuur bu terkibe gitmeden bu ilk kavrayıştır. Bir de işte vicdanın duyuşu vardır. Feyz-i Akdes'ten gelen meltemlerle müteessir vicdanın duyuşu vardır. Onu hissedişi vardır. Batı dillerinde entüisyon dedikleri sesi, bu da bu vicdanın hissedişidir. Vicdan, dört rüknüyle esasen, dört mühim rüknüyle, bu ihtisasın esasen mekanizmasıdır. Vicdanda irade vardır, vicdanda zihin vardır, vicdanda his vardır, vicdanda latife-i Rabbaniye vardır. Ve bunların hepsinin de gayetül gayatı vardır. İradenin gayesi Allah'a ibadettir. Zihnin gayesi marifetullah'tır, Allah'ı bilmektir. Hissin gayesi muhabbetullah'tır. Latife-i Rabbaniye, kalbin gayesi, gayetül gayası da müşahedetullah'tır. Ve bütünüyle bu mekanizma, ihtisası halleden, ihtisası yapan mekanizmadır. Akla gelince, isterse vicdanın bu münferit duyuş ve ihtisaslarını, isterse dış duyularımızın müşahede ve mahsusatı olarak bize intikal eden ihsaslarımızı, ihsası ihtisası birbirine karıştırmamak lazım. Bunları terkipler yapıp, yeni ilmi komprimelere intikal etmek, yeni ilmi terkiplere intikal etmek meselesine de akıl diyoruz. Akıl bir nesç ameliyeti yapıyor. Binaenaleyh, aklı bu şekliyle kısaca tanıdıktan sonra, kısaca aklın esas vazifeyi, fıtratını bilmek lazım. Ve aklın neye yettiğini, neye yetmediğini nazar itibara almak lazım. Aklın vazifeyi, fıtratı şari'in, Allah'ın Celle Celaluhu kainatın tercümesi ve şerhi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan adı altında bize gönderdiği hakikati uzma mecmuasını anlamaktır. Akıl hakikatin kendi değildir. Hakikatin tek kaşifi ve bulucusu da değildir. Belki hakikati tanıyan, hakikat hakkında bir anlayışa sahip olan bir alettir. Öyleyse şeriat lazımdır. Şari lazımdır. Onu şerh eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lazımdır. Akıl, işte bundaki bu girintileri ve çıkıntıları kendi içinde kavrayacak. Bu noktayı nazardan, mücerret akılcılık, direnççi adıyla rasyonalizm, eskisi ve yenisi, hakikati bulmada daima yaya kalmıştır. Hakikati bulmada. Hakikatin tek kaşifi değildir. Ama aklı alet etme işi,
nübüvvetle başlayan bu sistem, Kur'an-ı Muhyüsül Beyanı ve makasid-i ilahi anlamayla neticelenmiştir. Cenab-ı Hak taşkın akılcılıktan bizleri muhafaza buyursun, hislerimize mağlup edip akılsız eylemesin. Binaenaleyh hissi olarak tamamen bir kısım kimseler akılcılığın aleyhinde olurken ifrat ediyorlar. Berson gibi ve son deminde Kant gibi bir kısım kimseler akıldan istifa etmek suretiyle de bunlar esasen tefrit ediyorlar. İnsan ne sadece histir, ne akıldır, ne de kalptir. Belki bunların mecmudur ve hepsinin bir hikmeti fıtratı, hikmeti hilkatı vardır. Hikmeti hilkatı ve hikmeti fıtratı istikametinde hareket edildiği nispetle bu mukaddes emanetler inkişaf ettirilmiş olacaktır.